Merhaba arkadaşlar. Trigonometri dersimizle devam ediyoruz. En son 18. föyü yapmıştık. Şimdi 19. föye geçiyorum. Bu föyde de trigonometrik değerlerin bölgelere göre işaretini göreceğiz arkadaşlar. 180 ile 360 ile çalıştığımızda ismin değişip değişmediği hakkında örnekler yapacağız, sorular çözeceğiz. Şimdi öncelikli olarak hangi aralığın hangi bölgeye karşılık geldiğine bir bakalım. Analitik düzlemde daha önceden göstermiştik zaten hangi bölgelerin nereye denk geldiğini. Hatta bakın tekrardan çizmiş bulunduk. Birinci bölge, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge. Şimdi aralık olarak ifade edelim. 0 ile 90 arasında kalan, 90'ı pi bölü 2 olarak yazdım çünkü daha çok bu şekilde kullanıyoruz. 0 ile 90 derece arasında kalan tüm açılar birinci bölgeye karşılık geliyor. 90 ile 180 arasındaki tüm açılar ikinci bölgeye karşılık geliyor. Bakın buradan bahsediyor. 180 ile 270 arasında kalan tüm açılar buradan bahsediyor. Bakın 180 ve 270 arasında kalan tüm açılar üçüncü bölgeye karşılık geliyor. 270 ile 360 arasında kalan tüm açılar, o da buraya denk geliyor. Bakın dördüncü bölgeye karşılık geliyor. Şimdi trigonometrik değerlerin işaretlerine bir bakalım. Birinci bölgede bütün trigonometrik değerlerin işareti pozitiftir. Hepsine artıdır diyoruz. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi artı. İkinci bölgede sadece sinüs artıdır. Diğerlerinin hepsi eksidir. Kosinüs, tanjant, kotanjant. Üçüncü bölgede tanjant, kotanjant artıyken sin, kos eksidir diyoruz. Dördüncü bölgede ise sadece kosinüs artıdır. Sinüs, tanjant, kotanjant bunlar da eksidir diyoruz. Şimdi bunu kodlayabilmek için şöyle bir yöntem de geliştirmişler. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bütün sınıf kara tahtada coştu şeklinde hangilerinin artı olduğuna dair hani bir yöntem bu. Bütün dediği zaman birinci bölgede hepsinin artı olduğundan bahsediyor. Sınıf sinüs artıdır diyor ikinci bölgede. Üçüncü bölgede kara tahtada kotanjant ve tanjanttan bahsediyor artı olduğuna dair. Coştu, kosinüs. Kosinüsün artı olduğunu söylüyor dördüncü bölgede. Ben burada farklı renkle de yapmaya çalıştım hani dikkatinizi çekmesi açısından. İsterseniz farklı şekilde kodlayabilirsiniz. Sadece eksileri ezberleyebilirsiniz ya da sadece artıları ezberleyebilirsiniz. Ya da bütün hepsini ezberlerim dersiniz. Kendinize göre bir yöntem de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi işaretlerine baktıktan sonra örnekleri çözerken isterseniz hani bu şekilde yazıp siz de bir kağıda önünüzde bulundurabilirsiniz. Çünkü hangisi eksiydi artıydı başlarda biraz karışabiliyor ezberleyene kadar. Şimdi geçiyorum. Pi artı eksi alfa ya da 2 pi artı eksi alfa. Bu ne anlama geliyor? 180'e bir açıyı eklemişim ya da çıkartmışım. Ya da 360 dereceye bir açıyı ekleyip çıkartmışım. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerinden bahsedeceğiz. 180 ve 360 ile çalışıyorsanız yani bir açı ekleyip çıkartıyorsanız isminin değişmediğini bilmemiz gerekiyor. Yani sinüsse sinüs, kosinüsse kosinüs, tanjantsa tanjant, kotanjantsa da kotanjant. Farklı bir isme geçiş yapmıyorsunuz. Şimdi pi eksi alfa kaçıncı bölgeye denk gelir? Bir buna bakalım. Alfadan kastı arkadaşlar 0 ile 90 arasında yani birinci bölgede bulunan bir açıdır bu. 180'den birinci bölgedeki bir açıyı çıkarttığınızda yine ikinci bölgeye karşılık gelir. Yani pi eksi alfanın ikinci bölge olduğunu bilmelisiniz. Şöyle yazalım çünkü genelde bu şekilde gösteriyoruz ikinci bölge. Pi artı alfa 180'e ekleme yapmışsınız. Yani üçüncü bölgeye geçiş yapmışsınız. Üçüncü bölgeye denk gelecek. 2 pi eksi alfa dördüncü bölge. 2 pi artı alfa 360'a bir açı ilave ettiğinizde birinci bölgeye geçiş yapıyorsunuz. Bakın şuradan da şöyle gösterirsem daha akılda kalıcı olabilir. Şöyle düşündüğünüzde şimdi pi burası 180 derece burası. 180'e ekleme yaparsanız bir sonraki bölgeye geçiş yaparsınız. 180'den çıkarım yaparsanız aynı bölgede kalmış olursunuz. Ya da 360 burası. 360'a ekleme yaptığınızda bir sonraki bölge olan birinci bölgeye geçersiniz. 360'dan
Pardon, 380 dedim sanırsam az önce. 360'a ekleme yaparsanız bir sonraki bölge olan birinci bölgeye geçer. 360'dan açı çıkarttığınızda da dördüncü bölgede kalacaktır. Şöyle yazalım. Ekleme yaptık. Birinci bölgeye geçiş yaptı. Şimdi bunların değerlerini ya da işaretlerini nasıl buluyoruz bakalım. Sinüs 2 pi eksi alfa. Şimdi bir kere ne dedik bakın. 2 pi ile ya da pi ile çalışıyorsam ismi değişmiyor. Sinüs alfa olarak aynen yazıyorsunuz. İşaretine bakarken 2 pi eksi alfanın kaçıncı bölgede olduğunu söyledik bakın. Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için önüne eksi işaretini koyuyorsunuz. Tanjant pi artı alfa. 180 ile çalıştığım için isim değişmiyor. Tanjant alfa olarak yazıyorsunuz. Pi artı alfa 3. bölgeye karşılık geliyordu. 3. bölgede tanjant pozitifti demiştik. Kosinüs pi eksi alfa. Bir kere pi ile çalışıyorsam isim değişmiyor. Aynen yazdım. Pi eksi alfa 2. bölgeye karşılık geldiği için kosinüs 2. bölgede eksidir. O yüzden işaretim eksidir. 2 pi artı alfa. 2 pi ile çalıştığım için isim değişmedi. Kotanjant alfa. Bakın direkt alfayı yazıyorum hepsinde şuradaki açıyı. 2 pi artı alfa 1. bölgede olduğu için kotanjant 1. bölgede pozitiftir. O yüzden işaretimiz artıdır diyoruz. Şimdi sayısal verilerle yapalım bu işaretleri inceleyelim bakalım. Örnekleri pekiştirelim hem. Sinüs 240. Ben 240'ı. Bakın 180 ya da 360 kullanacağım. 180'e 60 eklediğim takdirde 240'ı elde edebiliyorum. Bakın şu şekilde yazabiliyorum. Şimdi 180'e ekleme yaptığım için ismi aynen kalıyor. Sinüs 60 oluyor. 240 3. bölgede bir açı olduğu için ve 3. bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için bunun önüne eksi getiriyorsunuz. Hatta gerekli olduğu zaman sinüs 60'ın değerini de yazabilirsiniz. Eksi kök 3 bölü 2. Kosinüs 150. 180'den 30 çıkartırsam eğer 150'yi elde ederim. Yani ben 150 gördüğüm yere 180 eksi 30 yazıyorum. 180 ile işlem yaptığım için isim aynı kalıyor. Kosinüs 30 olarak yazıyorum artık. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için de bunun önüne eksi işaretini getiriyorum. Tanjant 200. 200'ü ben 180 artı 20 olarak yazabilirim. 180 ile çalıştığım için bakın yine isim değişmiyor. Tanjant 200. 200 3. bölgeye karşılık gelen bir açıdır. 3. bölgede tanjant artıdır. 350. 360'dan 10 çıkarttığım anda elde edebiliyorum. Kotanjant 360 eksi 10. 360 ile çalışıldığı için yine isim değişmiyor. Kotanjant 10 olarak yazıyorum. Kotanjant 4. bölgede eksidir. Eksi işaretimi koyuyorum. Kosinüs 400. Kosinüs 360'a 40 eklersem 400 elde ediyorum. Bu durumda da bunu artı kos 40 olarak yazabiliyorum. Birinci bölgeye geçiş yaptığı için birinci bölgede kosinüs artıdır. O yüzden buna da artı diyorum. 120. 180'den 60 çıkartırsam 120'yi elde ederim. Bu durumda artık ben bunu tanjant 60 olarak yazabiliyorum. İkinci bölge olduğu için eksi işaretimi de koymak zorundayım. Geçtim kotanjant 230'a. Kotanjant 180'e 50 eklersem eğer 230'u elde ederim. Demek ki ben bunu kotanjant 50 olarak yazabiliyormuşum. Üçüncü bölgede kotanjant pozitif olduğu için bunun da önüne artı işaretini getiriyorum. Bakın değerini bildiğim ifadeler var. Bilemediğim mesela cos 40'ı, cot 10'u, tan 20'yi, cot 50'yi bilmiyoruz. Ama mesela bir tan 60'ı biliyorum ben. Bunu istersem kök 3 diye yazabilirim. Önündeki eksi de var. Ya da mesela cos 30, sin 60 bunların değerlerini bilebiliyoruz. Yani her durumda değerini hesaplayabileceğimiz bir açıya dönüştürmek zorunda değiliz. Farklı açılarda olabilir. Sorunun tipine göre değişebiliyor. Diyoruz.
Bundan sonra da şöyle kısa bir not vereceğim ve föyünüzdeki örneklerle devam edeceğim. Şimdi sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant. İçerideki açıyı bu şekilde ifade ederse size sinüs eksi alfa, kosinüs eksi alfa şeklinde. Bu eksi kosinüs de dışarı çıkmıyor. Kosinüs çift fonksiyondur. Yani bu eksiyi yutuyor ve kos alfa olarak yazılabiliyor. Ama sinüs, tanjant ve kotanjant da eksi dışarıya çıkıyor. Çünkü bunlar tek fonksiyon arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorsunuz. Bakın örneklerini de yapalım. Sinüs eksi 30. Buradaki eksi dışarıya çıkabilir. Kosinüs eksi 50. Eksi kosinüsten dışarıya çıkamaz. Kos 50 olarak ifade edilebilir. Tanjant, bakın eksi pi artı alfa demiş. Biz nasıl ifade ediyorduk buradaki açı? Pi eksi alfa, pi artı alfa olabilir. Bu şekilde yazılmamalı. O yüzden öncelikli olarak eksi parantezine alıyorum ki normal yazdığım şu açıyı ifade edebileyim. Hani yazabileyim. Eksi tanjanttan dışarıya çıkabilir. Eksi tanjant pi eksi alfa olur artık. Şimdi buradan sonra devam ettiriyorsunuz. Pi eksi alfa ikinci bölgeye karşılık gelir. İkinci bölgede tanjantın işareti eksiydi. Yani ben bunu eksi tanjant alfa olarak yazabilirim. Her ikisinden de hani eksi ile eksi birbirini pozitife çevirdiği için tanjant alfa olarak yazabiliyorum. Geçtim sinüse. Bakın sinüste de ters yazılmış. O yüzden ben şöyle yazmak yerine eksiyi dışarıya çıkartayım direkt. Eksi sinüs 2 pi eksi alfa olsun. Şimdi eksisi duruyor. Sinüs 2 pi eksi alfa demek dördüncü bölgeye denk gelir. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. Yani eksi sinüs alfa olarak yazarım. Eksi ile eksi birbirini artıya çevirir. Bunu da sinüs alfa olarak ifade edebiliriz. Kosinüs alfa eksi pi demiş. Bunu da ters yazmış. Eksiyi dışarıya çıkartamıyorum kosinüs olduğu için. Normal kosinüs pi eksi alfaya çevirebilirim. Bakın çevirmek önemli. Sonra çıkışını yapıyorsunuz. 180 eksi alfa ikinci bölgeye karşılık gelir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için önüne eksiyi koymak zorundasınız. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi föyümüzden devam edeceğiz. Şöyle birinci soruyla. Tabii önce biraz yaklaştırırsak daha iyi olacaktır. Biraz küçük çünkü. Bu şekilde oldu sanırsam. Evet, bakalım. Burada sadece işaretlerini bulun demiş. Hangi bölgeye karşılık geliyor? Bizim sinüsümüz, kosinüsümüz o bölgede nasıldı? Hatta şuraya da bakın. Gerçi bu biraz büyük, buraya sığmıyor ama artık siz ezberlemişsinizdir ya da notunuzu almışsınızdır. Sinüs 200. 200 3. bölgeye karşılık gelir. 3. bölgede sinüsümüz, bakın hatta şurada da var. 3. bölgede sinüsümüz eksi olduğu için bunun işareti eksidir. Kosinüs eksi 70. Kosinüs buradaki eksiyi dışarıya çıkarmıyordu. Çift fonksiyonda az önce söyledik. Normal kos 70 olarak alabilirsiniz. Kos 70 birinci bölgeye karşılık geldiği için pozitiftir. Tanjant 250. 250 üçüncü bölgede bir açıdır. Üçüncü bölgede tanjant artıdır. Kotanjant eksi 300. Öncelikli olarak şu eksiyi dışarı çıkartıyorsunuz. Kotanjanttan çıkıyordu. 300 nereye karşılık geliyor? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant eksidir. Eksi ile eksiyi çarparsanız pozitif olur. Kosinüs 150. İkinci bölgede bir açıdır ve kosinüs orada eksidir. Tanjant eksi 95. Öncelikli olarak eksi tanjant 95 olarak yazıyorum. Sonra tanjant 95'in işaretine bakıyorum. İkinci bölgede tanjant eksidir. Eksi ile eksiyi çarparsanız artıya dönüşecektir. Kosinüs 310. 310 dördüncü bölgeye karşılık gelir. Kosinüs dördüncü bölgede artıdır. Sinüs 120. 120 ikinci bölgede bir açıdır. Sinüs orada artıdır diyoruz. Bu şekilde. İkinci soruya geçiyorum. Sinüs
10 pi bölü 3 demiş. Öncelikli olarak esas ölçüsünü buluyorduk hatırlarsanız. Sonra ona göre karar veriyorsunuz. Nasıl buluyorduk esas ölçüyü? Onu 6'ya bölüyorum. Kalanı alıyorum. 4 pi bölü 3. Yani bu sinüs 4 pi bölü 3 demektir. Hatta kaçışı kaç derece olduğunu bulmak için de pi yerine 180 yazarsınız. 180'i 3'e böldüm. 60. 4 ile çarparsam 240. İşaretini söyleyin demiş sadece. 240 üçüncü bölgede bir açıdır. Sinüs üçüncü bölgede eksidir diyorsunuz. 43 pi bölü 6. Öncelikli olarak 43'ün esas ölçüsünü buluyorum. 6'nın 2 katına bölüyordum hatırlarsanız. 3 defa var 36. 7 kalmış oldu. Yani bu tanjant 7 pi bölü 6 oldu. Bu da pi yerine 180 yazdığınız takdirde 210 oluyor. Üçüncü bölgedeki bir açıdır. Tanjant üçüncü bölgede pozitiftir arkadaşlar. Kosinüs eksi 59 demiş. Öncelikli olarak tabii ki bunun esas ölçüsünü bulacağız. Ne yapıyorduk? 59'u 8'e böleceğiz. Yerimiz bitti bu arada. Şöyle kağıdın üzerine yapayım bunu da. 59'u öncelikli olarak 8'e bölüyorum. 3 kaldı. 3 pi bölü 4 ama eksi olduğu için ne yapıyorduk? 2 pi'den çıkartmamız gerekiyordu. Bu da 8, 5 pi bölü 4 oldu. Yani bu ne demektir? Kosinüs 5 pi bölü 4 demektir. Buraya 180 yazarız arkadaşlar. Bu da 45'e karşılık geliyor. 45 ile de 5'i çarparsam 225. Şöyle biraz büyük yazayım. Kosinüs 225. 225 de 3. bölgeye karşılık geliyor arkadaşlar. 3. bölgede kosinüs eksidir. O yüzden bizim işaretimiz de eksi oldu. Hemen geçtim 3. soruya. Şimdi bakın aralık vermiş. 180 ile 270 aralığı hangi bölgeydi? Üçüncü bölge. Şimdi üçüncü bölgede bir açı alıyorsunuz. 200 olsun mesela. Ben alfayı 200 olarak almak istiyorum. Sinüs 2 alfadan bahsediyor. Sinüs 400'den bahsediyor yani. 360 hani esas ölçüsünü bulursanız 360'a böldüğünüzde kalan 40 olur. Yani sin 40 demektir bu. Sinüs 40 birinci bölgede olduğu için işaretimiz pozitif. Yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Pozitif. Biz burada sıfırdan küçüktür demişiz. Bu yanlış oluyor bu durumda. Kosinüs eksi alfa. Kosinüs bu eksiyi dışarıya çıkarmıyordu. Normal olarak düşünebilirsiniz. Kosinüs 200 olarak. Üçüncü bölgede kosinüs eksidir. Evet, sıfırdan küçüktür demiş. O zaman bunu alabiliriz.